Herkese merhaba, ben Aynur. Kanalıma Aynur'un Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün size patatesli, kıvırmalı, nefis bir börek tarifim var. Böreğin hazırlanma şeklinden dolayı böreğimiz böyle dışı kıyır kıyır, içi de nefis böyle sulu bir börek oldu. Ve geçiyoruz hemen malzemelerimize. Hamur için 1 kilo unum var. Alabildiği kadar su. Ben 500 ml su kullandım. Yarım çay bardağı kadar sıvı yağım var. 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 yemek kaşığı da tuz. Malzemelerin hepsini bir mutfak şefinin içerisine alıyorum ve hamuru yoğurmaya başlıyorum. Daha doğrusu mutfak şefim benim için yoğuruyor. Ben bugün hamuru mutfak şefinde hazırladım ama siz isterseniz tabii ki hamurunuzu elinizle de yoğurabilirsiniz. Bence de zaten en güzel elle yoğurmak, en azından hamurun kıvamını daha güzel anlayabiliyorsunuz. Şimdi hamurumu mutfak şefinden çıkartıyorum. Bir yoğurma kabının içerisine alıp üzerini kapatıyorum ve yarım saat kadar dinlenmeye bırakıyorum. Hamuru tezgahın üzerinde tekrar yoğurduktan sonra hamurdan limon büyüklüğünde bezeler hazırlıyorum. Ve bu bezeleri küçük bir tabak büyüklüğünde açıp bir kenara alıyorum. Hepsini birden açarsanız sizin için kolaylık olur. Şimdi açmış olduğum bu bezelerimi bir servis tabağının üzerine alıyorum. Ben de bu arada 150 gram tereyağını erittim ve içerisine de 50 ml kadar, yani bir çay bardağı sıvı yağ ilave etmiştim. Şimdi bezelerimi fırçayla yağlıyorum. Üzerine bir ikinci bezeyi koyuyorum. Üçer tane üst üste olmak üzere bu işlemi bütün bezelerime uyguluyorum. Bezelerimi 15 dakika kadar dinlenmeye bırakıyorum. Ben de bu arada iç malzemesini hazırlıyorum. 1 adet soğan, 2 diş sarımsağı sıvı yağın içerisinde güzelce kavurduktan sonra içine 400 gram kadar kıyma ilave edip kıymayı da soğanlarla birlikte güzelce kavuruyorum. Tuz, karabiber, biraz pul biberi ilave ediyorum. İsterseniz biraz taze maydanoz da ekleyebilirsiniz. Kıyma kavrulduktan sonra ocağımın altını kapatıyorum. Biraz maydanoz ekleyip hemen soğumaya bırakıyorum. İç malzemesi tamamen soğuduktan sonra ben içerisine 3 adet haşlanmış olan patatesi eklemiştim. Patatesleri kıyma ile kavurduktan sonra böreğimizin yapım aşamasına geçebiliriz. 3 tane üst üste koymuş olduğum bezeleri şimdi elimle kenarlarından çeke çeke açıyorum. Eğer bezelerinizi 15-20 dakika dinlendirirseniz açmakta zorlanmazsınız. Baktınız ki açılmıyor, o zaman biraz daha bekleyin. Şimdi bu açmış olduğum yufkayı bıçakla kesiyorum, 3'e bölüyorum. Ben bir pizza bıçağı kullanmıştım ama normal bıçakla da kesebilirsiniz. Her parçanın kenarına iç malzemesini koyuyorum. Ben bolca iç malzemesi kullandım. Şimdi altından böyle tutup sara sara hem kıvırıyorum hem de sarıyorum. İç malzemesini yufkanın içerisine iyicene doldurup kapatıyoruz. Ve gördüğünüz gibi sürekli hem sarıyorum hem de doluyorum. Şimdi diğer iki parçaya da aynı işlemi uyguluyorum ve böreklerimi hem sarıp hem doluyorum. Böreklerimi üzerine fırın kağıdı koymuş olduğum fırın tepsisine alıyorum. Üzerlerine yumurta sarısı sürüyorum. İsterseniz yumurta sarısının içerisine biraz sıvı yağ ekleyebilirsiniz. Bolca susam ve çörek otu serptikten sonra önceden ısıtmış olduğum 200 derece fırında üzerleri nar gibi kızarana kadar pişiriyorum. Ve gördüğünüz gibi böreklerimiz fırından çıktı, servise hazır. Umuyorum bu tarifimi de beğenir ve de denersiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Beni desteklemeyi ve de videolarımı paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.